Pırıl pırıl, pürüzsüz, hiç makyaja ihtiyaç olmayan bir cilde nasıl sahip oluruz? İşin uzmanından dinleyeceğiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Yurtman, havlucu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş, buldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet gerçekten de hepimizin e, aslında güzellik anlayışında öncelikle cildimizin pürüzsüz, pırıl pırıl olması, taze bir cilt gibi e, görünmesi var. E, bunu nasıl sağlıyoruz? İşin uzmanına soralım dedik. Son dönemlerde en sık uyguladığımız işlemlerden anti-aging işlemlerden bir tanesi olan gençlik serumu uygulamasından bahsedeceğiz. gençlik serumu içerisinde yoğun hyaluronik asit, peptitler, antioksidanlar, vitaminler bulunduran aslında bir tür mezoterapi kokteyli. biz bu işlem sırasında deri altına uyguladığımız serum ile cilt kalitesini artırmayı ve cildin yaşlanma hızını yavaşlatmayı hedefliyoruz aslında. Bu anlamda içeriği çok zengin olan h son dönemde bizim elimizi oldukça güçlendirdi. Bu serum içerisinde çok yoğun hyaluronik asit bulunuyor. Hyaluronik asit bizim için çok değerli. cildimiz ana yapı taşlarından bir tanesi. En önemli özelliklerinden biri yoğun ve yaklaşık kendi hacminin bin katına kadar su tutma özelliğine sahip olması. Bu anlamda cilde elastikiyet verme ve nem verme özelliği çok güçlü. Ve bu serum içerisinde oldukça yoğun bulunmasından dolayı elimiz artık güçlendi. Cilt kalitesini artırma yönünde de bizim en fazla tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi haline geldi. Sadece hyaluronik asit yok içerisinde. Beraberinde çok güçlü bir antioksidan olan ve hyaluronik asitin de etkisini artırma yönünde etkileyen manitol adını ver Verdiğimiz bir madde daha var. Ee, yine e, prokollajen peptitler, peptitler ve amino asitler içeriğiyle zengin olup bunlar da kolajen sentezini uyarıcı etki yapıyor. Ee, beraberinde yine vitaminler bulunuyor. Ee, ve bu güçlü ve zengin içeriğinin olması e, ve e, cilt kalitesini hakikaten anlamlı derecede artırması bizim son dönemlerde en sık bu serumları tercih etme nedenlerimiz olmuştur. Evet şu an mecralarda da zaten çok sık duyuyoruz haşyüz serumunu. Aynen. Bir dermatolog olarak siz haşyüzü nerede konumlandırdınız? Evet. Ağırlıklı olarak hangi problemlerin çözümünde Çözüm. kullanıyorsunuz? Evet. Ben öncelikle bu soruya cilt yaşlanmasından giderek cevap vermek istiyorum. Bizim derimizin orta tabakasında derimize asıl gençliğini veren, tazeliğini veren, elastikiyetini veren, e, kollajen ve e, elastin adını verdiğimiz fibriler yapılar var. Bu fibriler yapılar cildimizi alttan destekler niteliktedir. Ve bunların arasında da hiyalürnik asit bulunur. İşte e, bu yapılar e, zaman içerisinde yaklaşık 25'li yaşlardan sonra yavaş yavaş fonksiyonu bozulur ve e, özellikle hiyalürnik asitte inanılmaz bir azalma başlar. E, i̇şte e, bu nedenle de e, asıl yaşlılık belirtilerini olan ciltte sarkma, e, ince kırışıklıklar, e, matlık, nem kaybı gibi bize yaşlılık e, bulguları gösteren belirtiler ortaya çıkar. E, tabii biz bunların olmasını istemiyoruz. E, cildimiz Haliyle. E, <gülüyor> güzel <gülüyor> kalsın <gülüyor> istiyoruz. Ne yapabiliriz aşamasında e, bu kaybolan maddeleri yerine koymak e, ihtiyacı e, tabii ki gündeme gelmiştir. H100 gençlik serumu burada bizim hakikaten elimizi inanılmaz güçlendirdi. İçeriğinin e, zenginliği nedeniyle. E, ama tabii ki tek seans değil. Ardışık uygulamalarla yapılarak e, daha da her bir uygulamada etkisi güçlenerek eee Eski güzelliğini koruma asıl hedefimiz bu. Ee, ve bu anlamda e, ben artık tedavi protokolümde kesinlikle gençlik serumunu mutlaka yer aldırıyorum. Sadece çünkü botoksla, dolguyla e, işlem bitmiyor. Hani onlar evet kırışıklık gidermede, hacimlendirmede mutlaka gerekli. Ama eğer hastanın cilt kalitesi bozuksa, kolejen, e, elastis, elastin gibi yapıların e, azalmasından dolayı bir e, sarkma mevcutsa... Cilt kalitesini artırma nedeni de arada böyle gençlik serumu işlemlerinde uygulanmasını artık şart görüyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Şimdi ekranları başında bizi dinleyerek bu uygulamadan yararlanmak isteyen herkes uygulamadan yararlanabilir mi? Yoksa... <laughs> şu kişilere yapamayız, uygun değildir <laughs> dediğiniz e, bir kesim var mı? E şöyle ki aslında e, ilk başta söylediğim gibi 25'li yaşlardan sonra aslında biz yavaş yavaş yerin kasit oranımız azalıyor. Hı -hı. İşte e, yani böyle 20'li yaşlarda gelmiş bir gencimize eğer hiçbir kuruluk sorunu, matlık Hı -hı. yoksa uygulamıyorum açıkçası. Hani öyle bir evet. yaş grubunda tercihim değil. Ama 25-30'lu yaşlarda e, gelmiş hakikaten cildi çok kuru, sorunlu, öz bakımını yapamamış ya da ne işte güneşten korunmamış sigara kullanıyor. Dolayısıyla e, ciltte hafif hafif böyle e, yaşlanma belirtileri başlamışsa bir seans e, işlem yeterli oluyor. Hmm. 30'lu 40'lı yaşlar aralığında ise bu e, ihtiyaç biraz daha artıyor. En az iki seans e, gerektiriyor. E, 40-50 yaş arasında 3 seans, 50'li yaşlardan sonra ise 4 seans uygulama yapmayı tercih ediyorum. Ama tabii yine bu her kişiden kişiye. E, kişinin evet. işte eski bakımlarına, düzenli PRP mezoterapi hmm. yaptırdıysa mesela e, Mutlaka bu seans sayısı azalacaktır. Hani onlara göre değişiyor. Bir muayene ediyoruz önce hastamızı. Bir önce bir ön anam sonrası acaba daha önce neler yaptırmış? Nasıl bir cilt yapısına sahip? Bunu öğrendikten sonra uygulamamıza geçiyoruz. Yani o anlamda yaş sınırı yok. Yani 80'li yaş grubuna da yaptığım hastam var. Ama tabii ki onda beklentiyi de çok yüksek tutmadan hastaya sizi daha elastikiyetinizi artıracak... Dediğimiz zaman hastamız hakikaten istediği o zaten hani pırıl pırıl makyaj yapmadan dışarı çıkmak istiyor artık yeni dönemde herkes. Çok fazla doğallığı bozulmasın hani doğal bir şekilde işlem görülsün evet. isteniyor. O anlamda hakikaten çok güzel benim de severek keyifle uyguladığım işlemler arasında. Evet, şimdi hı hı. bazı hastalara bir seans, bazı hastalara evet. 4-5 seanslara kadar çıkabildiğini hı hı. söylediniz. Hı hı. Hastalara bu seans seansları yaparken aralıklarını ne kadar arayla tutuyorsunuz? Hı hı. Daha sonra idame tedaviler uyguluyor musunuz? Hı hı ya da kombinlediğiniz başka işlemler uygulamalar var mı? Evet. E, genellikle 3 hafta arayla uygulamayı seviyorum ben işlemi. E, ve e, Hep gözlemlediğimde bir hafta sonra hasta etkisini gördüğünü söylüyor. Yaklaşık 3. haftada geldiğinde mutlaka yanında bir eşiyle dostuyla geliyor. Doktor hanım çok beğendiler. <laughs> ona da yapar mısın şeklinde. Yani hakikaten bu geri dönüşler insanı daha da mutlu ediyor bir hekim olarak. 3 e, hafta arayla yapıyorum işlemleri dedik ve e, en çok benim kombinlemeyi sevdiğim ee, yine botoksla beraber yapmayı seviyorum. Üst bölgeye botoks uygulayıp alt kesime, sarkan bölgelerimize, dekolteye, boyuna da mezot e, gençlik serumunu uyguladığımız zaman e, etkisi tabii daha böyle ortaya çıkıyor. Eğer hacim kaybı varsa dolguyla kombine çalışıyoruz. Hani bu şekilde e, daha da güzel oluyor. Ama bazı hastalar oluyor ki başka bir işlem yaptırmak istemiyorsa ya doktor hanım ben sadece cildim ışıldasın, makyajsız dışarı çıkabileyim. Hı -hı. Hani bunu istiyorum diyorsa tek sadece gençlik serumu uygulamak buladı vakalar da var. Yani evet şimdi bir de size başvuran bir kişiye hangi işlemi uygulayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Evet. Bana bunu uygulayın diye geliyor ama evet. belki aslında başka bir şeye ihtiyacı aynen, var. Aynen. Ee, siz bu burada protokolünüzü nasıl hazırlıyorsunuz? Önce hastayı muayene ederken tabii hastanın beklentisi çok önemli. Hani onu o konuda bir anlaşıyoruz Hı. hastayla. Hani yani bir 60'lı yaş grubundaki bir hastayı da 40'lı yaş grubuna çekmek mümkün değil. Hani Hı. böyle bir beklentiye sahipse aslında bu bir hayal. Ee, bizim amacımız orada nedir? O yaş grubunun iyisini olabilmek. Yani hastaya Tabii. da bunu anlatmaya çalışıyorum her zaman. E, ve e, özellikle en çok ihtiyacı olan bölgeleri ben şöyle bir e, görüyorum ve hastaya da soruyorum. Sizin şikayetiniz olan yerler neresi diye. Genellikle ortak oluyor zaten düşüncemiz. O bölgeye daha yoğun çalışıyorum. E, e, gençlik serumu. Belki onun farkında olmadı. Başka bölgeleri siz görüyorsunuzdur. Aynen. O zaman e, nasıl oraya oluyor, yine devam? oraya da yine aynı şekilde Hı -hı. yani daha yoğun uygulayarak tüm e, yüz, boyun, dekolte hatta ellere kadar uygulanabiliyor. Ee, en güzel özelliği yani böyle e, küçük küçük minik minik 2 e, santim aralıklarla uygulanıp daha sonra bu e, uyguladığımız serum e, birleşerek e, lifting etkisi yaratıyor. Hmm. Ve e, cildi alttan destekleyerek lifting oluyor. Ve benim en sevdiğim tarafı da e, uygulandıktan sonra aslında cildin kendi kendini tamir mekanizmasını da uyarıyor. Bu aşamada yeni kolajen sentezleniyor vücutta. Bu sentezlenen kollejen işte kalıcı tarafı işlemin. Hmm. Bu da aslında benim en sevdiğim tarafı diyebilirim. Yani sadece hiyalürin kaseti peptitleri uyguladık bitti değil. Hani orada bir e, kollajen e, uyarı sentez mekanizmasını da harekete geçirmiş oluyor işlem. Evet, kalıcılıkla ilgili hastaları genel bir bilgilendirmek mutlaka gerekiyor çünkü hastalar bazen e, şöyle bir hayale kapılabiliyorlar, bir iki seans bunu yaptıracağım ve yıllarca ışıl ışıl gezeceğim. E, o nedenle hep işte idame tedaviler vesaire bunlarla devam ediyoruz. Fakat siz bu konuda ne öneriyorsunuz? Kalıcılık Hı -hı. açısından, kalıcılığı ne kadardır ve o kalıcılığı için, devam için o parlaklığı neler yapmak gerekir? Aslında işte gelecek senelerde de yaptırması lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi onu çok karşılaşıyoruz hakikaten. Ben bunu yaptım bitti mi? Yani böyle bir şey yok. Cildimiz her geçen gün o destek, mekanizm, destek mekanizmalarını yitiriyor. Hala devam ediyoruz aslında yitirmeye. Yaşlanma süreci içerisinde. Bir defa bakım yaptırdık, bitmiyor. Gelecek seansların ama gelecek sene nelerde belki bir tık daha az ihtiyaç olabiliyor. Hani bu sene 4 seans yaptık. Gelecek sene belki de 3 seans ama mutlaka yapılacak. Yani yani yaşlanmayı durdurmuyorsunuz ama, ama yavaşlatıyorsunuz. Geciktiriyorsunuz. Aynen. Aynen. Olar da yani. almamızı sağlıyorsunuz. Aynen. Peki varsınız. Çok Hayır, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Yurtman Havlucu bizimle birlikte cilt gençleştirme yöntemlerini konuşuyoruz. Siz de sorularınız için 0212 442 8080'i her zaman arayabilir ve sosyal medya hesaplarımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için bir toparlayalım mı hocam? Cildimizdeki hangi kusurları anlattığınız formülle giderebiliyoruz? Gençlik serumu özellikle ciltteki zamanla oluşan elastikiyet kaybı, ee, ve e, bunun sonucunda oluşan sarkmalar, ince kırışıklıklar, hı hı. nem kaybı, matlık gibi sorunların giderilmesinde ve e, yaşlanmayı geciktirme aşamasında elimizi e, çok güçlendiren son dönemde en sık uyguladığımız serumlardan bir tanesidir. E, ve e, benim de tedavi protokollerim arasında en başlarda yer almaya başladı. Ve e, çok keyifle uyguladığım işlem, hasta memnuniyeti oldukça yüksek. Bu anlamda yani işte yaş sınırlaması da özellikle 25 ile 30 yaşlardan başlamak üzere uyguladığımız belirli aralıklarla yapılması gereken bir işlem. Sağlıklı cilt kalitesini artırma hedefi ve içeriği tamamen organik olması ve bizim içimizi rahatlatan bir tarafı, kolajen sentezi yapması içimizi yine çok rahatlatan ve sevdiğimiz tarafı. Bu anlamda önerdiğimiz çok güzel bir işlem. Evet, bu aralar Aynen. çok popüler, çok duyuyoruz da evet. her yerde. Aynen. O nedenle genellikle e, hastaların aklında şöyle bir yanlış algı oturabiliyor. Çok popüler olduğu için sanki fiyatları da çok yüksekmiş, ulaşılamaz rakamlar dermiş gibi. Hı hı. Biraz bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tam aksine e, günümüz şartlarına göre hakikaten e, uygun diyebileceğim e, taraf. Belki bir bakım daha. kremi alsak daha maliyetli olabilirdik. Aynen. Aslında onların etkisi herhalde bu şekilde olmuyor. Klinik ortamda hı. uygulanan uygulamalar aynen. çok daha farklı. Yani mutlaka tabii ki cildimizi nemlendirelim ama çok yoğun içerikler hani cilt altına ulaşamayacak. Hani biz bununla direkt cilt altına ve hedeflediğimiz bölgeye ulaşmayacağız oluyoruz. Çok Asıl zengin. hedeflediğimiz bölge bizim derinin orta tabakasıdır. Çünkü canlı olan taraf orasıdır. Hani Hı. o elastin, kolajenin, asitin olduğu ve kayıpların olduğu taraf orasıdır. Hedeflediğimiz yere uygulamış oluyoruz biz bu molekülü, bu bu serumu. O anlamda tabii bunu kremlerle başarmak mümkün değil. Evet. Hı -hı. Sonrasında hastaya düşenler neler? Nelere evet. dikkat etmeliler? Ee, yani aslında hep e, hastaya düşen bir şeyler var. E, çevresel faktörlerden cildimiz etkileniyor. Sadece genetik değil bizim çevresel faktörlere de açık bir tarafımız derimiz. Hı -hı. E, güneş ışınları işte... E, ...solaryum, ne bileyim e, sigara kullanımı, sigara dumanına maruziyet, ya. beslenme alışkanlıkları, alkol kullanımı bunlar hepsi cilt kalitesini bozan etmenler, kolajeni e, yıkan etmenler. Bu anlamda zaten hep e, özellikle bunlara dikkat etmesini öneriyoruz. İşlemden sonraki gün e, hani çok sıcak duş almaması gerekiyor. E, alkol kullanmasın diyoruz iki gün boyunca ve e, spor yapmasın oradaki kanlanma çok fazla olmasın diye. Onun dışında keyfine baksın yani e, özellikle oh, hadi, aynen <laughs> dinlensin. Güneşten hep korunması gerekiyor zaten o hep önerdiğimiz bir durum. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz hadi. çok değerli bilgiler aldık sizden. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Yurtman Havlucu bizimle birlikteydi. Hiyalörünik asitin faydalarını konuştuk. Şimdi medikal estetik hekimi Doktor Ezgi Er Yılmaz geliyor. Ozon terapisini konuşacağız.